Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir seri başlatmıştık. Sınavlarda sıkça kullanılan atasözlerini önceki videomuzda işlemiştik. Bu videomuzda da sınavlarda sıkça kullanılan deyimler ve anlamlarını inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu videolar kolay hazırlanmıyor. Çok fazla emek istiyor. Beğenmek ve abone olmaksa 10 saniyelik bir durum. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. E, sınavlar dediğimiz arkadaşlar ÖSYM'nin yaptığı sınavlar yani KPSS ve YKS bir de MEB'in yaptığı LGS sınavlarından elde edilen verilerdir ya da muhtemelen çıkabilecek deyimlerdir. Hemen inceleyelim. Aç gözlülük etmek. Bir şeye karşı aşırı istekli ve doyumsuz olmak. Ağzından bal akmak. Çok tatlı konuşmak. Başından savmak bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaştırmak. Aba altında sopa göstermek ya da aba altında değnek göstermek şeklinde de kullanılabiliyor bu deyim. Sessiz, sakin görünürken karşıdaki kişiye bir yandan gözdağı vermek, onu korkutmak. Ağzından bakla ıslanmamak, sır tutamamak. Ağzından bal akmak, çok tatlı konuşmak akla karayı seçmek. Bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek, güçlüklerle karşılaşmak. Bal dök yala, bir yeri tertemiz yapmak. Baş ütülemek, çok fazla konuşarak karşıdaki kişiyi rahatsız etmek ki kafa ütülemek şeklinde de kullanılabiliyor. Başına iş açmak, uğraştırıcı ve üzücü bir işin çıkmasına yol açmak. Başından savmak, bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaştırmak. Beyninden şimşek çakmak. İki anlamı var. Birinci anlamı çok üzülmek. ikinci anlamı zihninde aniden bir düşünce doğmak şeklinde. Burnundan fitil fitil getirmek. Elde ettiği güzel şey sonradan gelen, sonradan gelen üzüntüler üzerine kendine zehir olmak. Bin dereden su getirmek. Birini kandırmak için birçok sebep ileri sürmek, dil dökmek, can evinden vurmak, hassas bir noktadan birine saldırmak. can kulağıyla dinlemek, dikkatli bir şekilde anlatılan konuya kendini vermek, cana yakın olmak, sevimli olmak, damdan düşer gibi birden bire yersiz olmak, dil dökmek kandırmak, inandırmak için tatlı sözler söylemek. Dilden dile dolaşmak. Çok konuşulmak, uzun süre bahsedilmek. Damarına basmak. Bir kişinin zayıf noktasına dokunmak. Dile dolamak. Aynı şeyi tekrar etmek. Dile düşmek. Hakkında dedikodu yapılmak. Dile gelmek. Konuşma yeteneği olmayan varlığın konuşur olması. Dili olsa da söylese cansız nesne konuşabilse bazı olaylara tanıklık eder. Dili uzun, incitici konuşan, küstah, saygısız. Dilinden kurtulamamak, sürekli olarak birisinin sitem, eleştiri sataşmasına uğramak. Dile dolamak, aynı şeyi durmadan her yerde tekrarlamak. Dilini tutamamak sonunu düşünmeden gelişi güzel konuşmak. Dilini yutmak. Sevinç, korku, heyecan yüzünden konuşamamak. Dilinin altından bir şey olmak ya da dilinin altında bir bakla olması. Açıkça söylenemeyen bir şeyin sözlerden anlaşılması. Dilinin ucuna gelmek, söyleyecek duruma gelmek. Donup kalmak, dona kalmak. Eli kolu bağlı olmak, bir engel dolayısıyla bir iş yapamaz hale gelmek. Ekmeğine göz dikmek. Birinin geçimini sağlayan işi elinden almaya çalışmak. Ekmek aslanın ağzında. Geçim sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değildir. Ekmek elden su gölde. Kendisi çalışmayıp başkasının kazancıyla geçinme durumu el etek çekmek, belli bir işi yapmaktan vazgeçmek. Foyası meydana çıkmak, bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliğinin ortaya çıkması. Gönül almak, sevindirmek, gıpta etmek, imrenmek yani onun gibi olmak istemek, gözünde tütmek, çok özlemek, gözünün önünden geçmek, hatırlama, gözleri parlama gözlerinde sevinç ve istek belirmek. Gözlerine inanamamak. Hiç beklenmeyen bir şeyin görülmesi karşısında şaşırma. Gözüne girmek. Birinin sevgi ve ilgisini kazanmak. İçi cız etmek. Ansızın içi sızlamak, canı acıması. İki yakası bir araya gelmemek. Geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak, borçtan kurtulamamak. İleri geri konuşmak, yersiz ve gönül kıracak biçimde konuşmak. İnce eleyip sık dokumak, bir şeyi bütün ayrıntılarıyla araştırmak, gözden veya elden geçirmek. İpi koparmak, bağlı bulunduğu kuruluşla veya yakınlığı bulunan kişiyle ilişkisini kesmek. İpin ucunu kaçırmak, yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek. Kabuğunu kırmak. İçinde bulunduğu güç, olumsuz veya kötü durumdan kurtulup rahatlamak. Kalp kırmak. Gönül kırmak. Burada yanlış yazmışız. Kapı duvar. Çalındığında açılmayan kapı, ses çıkmayan ev. Kapı komşusu yapmak. Bir yere sık gidip gelmek kapısı açık misafirperver yani konuksever kapıya dayanmak gelip çatmak yani ona karışmak kanı donmak çok şaşırmak dona kalmak kökünü kurutmak bir daha ortaya çıkmayacak biçimde yok etmek köşe bucak kaçmak kimseye görünmek istememek küplere binmek çok öfkelenmek medet ummak yardım beklemek. Saman alevi gibi parlama, aniden kızıp köpürdükten sonra sinirin hemen geçmesin. Sudan çıkmış balığa dönmek, herhangi bir sebeple ne yapacağını bilememek, çok şaşırma. Şom ağızda olmak, her şeyi kötüye yoran kişiler için kullanılan bir ifade. Uçan kuştan medet ummak, çok sıkıntıda kalıp en ufak bir yardımı herhangi bir yerden gelmesini beklemek, sıkıntılı bir durumdan kurtulmak için her türlü çareye başvurmak. Umudunu kesmek, artık olacağını beklememek, vakit öldürmek, zamanı gereksiz işlerle iş yapmadan geçirmek, yarasını sarmak, birinin zorunlu ihtiyacını karşılamak, yola düşmek, yola çıkmak, yol almaya başlamak, yola koyulmak yola düzülmek yani gitmek yola gelmek istenilen biçimde davranışı kabullenmek düzelmek uslanmak yoldan çıkmak doğru yoldan ayrılmak yüreğe işlemek çok derin acı uyandırmak ele avuca sığmamak çok hareketli olmak dilinde tüy bitmek konuşmaktan laf anlatmaktan yorulmak gözden düşmek verilen değeri, kıymeti kaybetmek. İşi yokşa sürmek. Normalde yapılabileceği bir işi yapmamak için bahane üretmek, zora sokmak yanlış yazmışız arkadaşlar. Burnunun dikine gitmek. Başkalarının sözlerine ve fikirlerine aldırış etmeyip kendi bildiği gibi davranmak ve bu durumda ısrarcı olmak. Küplere binmek. Haddinden fazla sinirlenmek. İçli dışlı olmak, sürekli beraber, birlikte olmak, samimi olmak. Bindiği dalı kesmek, kendisi için faydalı olan bir şeye zarar vermek, yok etmek. Bildiğini okumak, kimsenin lafını, sözünü dinleyip aldırış etmeden kendi bildiğini yapmak. Atıp tutmak, başkalarının arkasından konuşmak, boş konuşmak. Kanını emmek, birinden ona zarar verecek şekilde faydalanmak. Kanına girmek. Birini kandırarak kötü olaylara yönlendirmek. Oyuna gelmek. Birini kurnazlıkla kandırmak. Oralı olmamak. Aldırış etmemek, umursamamak. Posta koymak. Birini tehdit etmek, tehdit içeren söz söylemek hevesi kursağında kalmak, çok istediği şeyi elde etme, edememek, kök söktürmek, engel olmak, zorluk çıkartmak, uğraştırmak, köstek olmak, engel olmak, engellemek. Arkadaşlar son zamanlarda çok kullanılan bir deyim, fil dişi kuleden bakmak, herkese küçümseyerek bakmak, fil dişi kulede yaşamak, toplumdan uzaklaşmak, kendini soyutlamak. Yani inzivaya çekilmek, kabuğunu kırmak, içinde bulunduğu güç olumsuz veya kötü durumdan kurtulup rahatlamak, kabuğuna çekilmek, çevresiyle ilgisini kesip insanlarla görüşmez olmak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda sıkça kullanılan sözcüklerle ilgili bir çalışma yapacağız. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.